Merhaba sevgili izleyiciler. Sosyal yardımlaşma ile alakalı bir son dakika gelişmesini sizlerle paylaşırım. Fakat videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayalım sevgili izleyiciler. Sosyal Yardımlaşma Vakfı herkese kira yardımı yapıyor. 960 TL kira yardımını alabilirsiniz sevgili izleyiciler. Devletten kira yardımı nasıl alınır? Kira yardım başvurusu nasıl yapılır? Kira yardımı alabilmek için gerekli şartlar nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim sevgili izleyiciler. Koronavirüs sebebiyle tüm dünyaya kara günler ilan ediliyor. Sadece koronavirüsten ölenlerin, önemli insanların çoğalması, on binlerce insanın ölmesi tüm dünyayı derinden etkiliyor. Ülkemizde de manzara aynı. Binlerce vatandaşımız hasta yatağında maalesef yatıyor sevgili izleyiciler. Büyük bir çoğunluğun da daha önce yaşamasına hiç hastane yüzü görmemiştir. Ancak sadece hastanede yatanlar değil, aynı şekilde dışarıda kalanlar ve evlerinde kalmak zorunda olanlar mağdur ve zor durumda. Bir yandan para kazanmalar gerekiyor, evlerin geçinmesi gerekiyor sevgili izleyiciler. En temel ihtiyaçların dahi karşılanabilmesi için bugün aylık 2500 TL kazanmak gerekiyor maalesef. Ayrıca bu parayı kazanmanın amacı sadece en temel ihtiyaçları, bakın burada lüks harcamada yapmaktan bahsetmiyoruz. İnsanlar şu an evlerinde ve çalışmıyorlar. Çalışmadıkları için ise faturalarını maalesef ki ödeyemiyorlar. Kiralarını ödeyemiyorlar. Evlerinde alışveriş yapamıyorlar. Devlet yardımları tam olarak burada lazım oluyor. Devletimizin tüm vatandaşın yanında olarak tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Belediyeler, kaymakamlıklar, gıda ve nakit yardımı ihtiyaçlar karşılıyor. Tüm ülke çapında ise Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1000 TL pandemi sosyal yardım ödemesi yapıyor. Biliyorsunuz şu an 3. fazın sonuçlanma aşamasında. Devlet tıskız kesmeden halkına yardım yapıyor. Koronavirüs sebebiyle işinden olmuş tüm vatandaşlarımız, işi aksamış olan tüm vatandaşlar ve işinden kovulmuş olan vatandaşlarımıza özel olarak devlet destekli kira yardımı geliyor arkadaşlar. Son başvuru tarihi ise bitmek üzere. Bu sebepten hemen başvuru yapmalısınız sevgili izleyiciler. Yapmayan değerli vatandaşlarımızdan bahsediyorum. İşi aksamış olan tüm vatandaşlar, işinden kovulmuş olan vatandaşların özel olarak devlet destekli kira yardımı geliyor. Son başvuru tarihi bitmek üzere. Bu sebepten başvuru yapmalısınız. Haberimizin detayını sizlere şimdi aktarıyorum. Nasıl başvuru yapacaksınız arkadaşlar? Devlet destekli kira yardımı nedir? Devletimizin tüm zor durumda vatandaşlar için kira yardımı yapıyor. Kira yardımı tutarı 960 TL arkadaşlar. Ancak başvurular için gerekli şartları taşıyabilmelisiniz. Aksi takdirde devletten kira yardım talebi geçersiz sayılacaktır. Devlet kira yardım başvuru sonucu sorgulama sayfaları için arama yapan kullanıcılarımızın tamamının yanlış sayfalara yönlendirildiğini görüyoruz arkadaşlar. Hem iş yeri hem konutlar için kira yardım yapılacak olan devletimizin kimseye mağdur etmeyeceği gün gibi ortada. Devletin kararı ile kapatılan tüm dükkanların ve işletmelerin kirası devletimiz tarafından ödeniyor. Devletten kira yardımı nasıl alınır? Devletten kira yardımı nasıl alınır sorusu internette arama yapan kullanıcılarla dolu sevgili izleyiciler. Biz de bununla ilgili bir video çekmek istedik. Devletten kira yardımı alabilmek için fakirlik belgesine ihtiyacınız var arkadaşlar. Eğer bu fakirlik belgeniz var ise, şimdi size bir aşağıda bir link vereceğim. O açıklamalardaki linke tıklayarak yönlendiriliyor. Bu sayfaya yönlendiriliyor arkadaşlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesine yönlendirileceksiniz. İlk sayfada açılan kısımda tüzel kişilik ve kendim için seçeneği var. Kira yardım talep ettiğiniz kirada oturduğunuz eviniz ise kendim için seçeneğine basın. Eğer dükkan işletme için kira yardımı alacaksanız tüzel kişilik seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Tüm bilgileriniz doğru bir şekilde girdikten sonra
Sağ alt kısımda bulunan ileri seçeneğine basın. Karşınıza gelen sayfada yardım talebi var. Yardım talebi arkadaşlar. O yardım talebine basıyorsunuz arkadaşlar. Burada arama yaparak hak sahibi ailelere kira yardımı yapılması seçeneğini buluyorsunuz. Oradan sonra ise başvurunuzu devam ediyoruz ve başvuruyu sonlandırıyoruz. Ancak burada verilecek olan kira yardımı sadece evin kentsel dönüşüme verecek olan kişiler için geçerlidir. O sebeple eğer kentsel dönüşüm ile alakanız yok ise lütfen makaleye devam edin. Sosyal Yardımlaşma Vakfı kira yardımı yapıyor. Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Yardımlaşma Vakıfları vasıtası ile kira yardımı talep edebiliyorsunuz. Alo 170 numarası hat ile ayrıca görüşebilirsiniz. Tüm sorularınızı ayrı ayrı belirtebilirsiniz. Sosyal Yardımlaşma Vakfı her kaymakamlıkta bulunur. Eğer yok ise mutlaka ilçe ve ilçede olmak zorunda. O nedenle Türkiye'nin neresinde olursanız olun Sosyal Yardımlaşma Vakfı kesinlikle var. Başvurularını bizzat bu vakfından yapmanız çok daha sağlıklı olacaktır sevgili izleyiciler. Bizleri izleyip ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bilgilendirme videosunda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayalım. Teşekkürler. Görüşmek üzere.